Evet, en zorlu kısımlardan birine geldik. Burası. Genel bir giriş yaptıktan sonra detayları bir mola verebiliriz. Bilgisayar, şöyle diyelim, yapay zekanın alt başlıklarını saymak gerekseydi bunu nasıl sayardık? Aslında benim şu an yapmak istediğim şey bu tam olarak. Neye odaklanırsanız size hangi katkısı olur? Yapay zekanın bilimsel temelleri şöyle. Öncelikle donanım ve yazılım. Burası çok derin. Yani tek başına bile zaten kitaplarla anlatılamayacak kadar derin. Uzun süre çalışmanız gerekiyor bunun üzerinde. Ve bunların detaylarını anlatacağım. Hangi programlama dilleri ve neden onları kullanmalısınız? Hangi açık kaynak projeleri kullanmalısınız? Nasıl geliştirirsiniz gibi. Burası böyle. Bizim computer science dediğimiz alan zaten genellikle. Felsefe tarafı muhakeme kurallarını içerir. Bununla ilgili bir örnek üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Mesela hukuk tarafındakileri insansız otomobiller ya da yapay zeka ile ilgili sıkıştırırlar. Bunun sebebi şudur. Mesela insansız bir İHA, silahlı İHA, savaşta karar alma yeteneğine sahip olmalı mı, olmamalı mı? Şimdi bunu devlet karar veriyor. Ama hukuksal bir süreç olduğu için hukukçuya da soruyor. Ama hukuk tarafında da daha önce silahlı bir İHA'nın yapay bir karar verme, yapay zeka ile karar verme yeteneğine sahip olma durumu geçmişte hiç yaşanmadığı için onlar da bilmiyorlar. Yani çünkü olmuş şeylerin üzerine bir hukuk yapılır aslında. Olmamış şeylerin üzerine ya da düşünce pratiği yapılan alan felsefedir. O yüzden de hani aslında fikir üretme, fikirler üzerine düşünme, analizler yapma vesaire de diye özetleyebiliriz. O yüzden biraz felsefe konusuna giriyor. Mesela otomobil kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız otomobilde önünüzde diyelim ki 10-15 metrelik bir genişlik var. Ve onun haricinde de duvar var. Yani bina olabilir, bu duvar olabilir, uçurum olabilir. Önemli değil. Herhangi bir engel var. Önünüzde insansız otomobil kesin olarak kaza yapacak. Yani böyle bir sorun oluştu. Teknik sorun olabilir, her şey olabilir. Bir yerde küçük bir çocuk var. Kız çocuğu, erkek çocuğu fark etmiyor. 7 yaşında. Onun hemen 2 metre yanında ya da 1 metre yanında işte hamile bir bayan var. Onun 1,5 metre yanında gene yaşlı bir insan var. Onun şurasında şu var. Bir tarafta topluluk var vesaire. Bir tarafta da 10 kişi var. Şimdi yapay zeka tarafında tartışılan konu şu, felsefik anlamda. Böyle bir durumda kaza yapmak kaçınılmazsa insansız bir otomobil ne yapacak? Ya bunu hukukçu bilmiyor. Çünkü daha önce böyle bir şey yoktu. Bu yazılımcının işi de değil. Yani ben üzerinde düşünürsem gereksiz bir düşünce olur açıkçası. Hani çünkü benim işim değil, ben yazarım. Bana algoritma verilir ya da düşünürüm o algoritmayı, yazarım. Ama böyle çok kompleks bir, gerçekten çok derinliği olan bir durumda ben bunu düşünecek kişinin yazılımcı olmaması gerektiğine eminim yani. Bu çünkü kural seti olarak verilir bizim gibi teknik insanlara. Der ki mesela şu kurallara uyarak bir algoritma geliştir. Biz yaparız. O kurallar da yasal kurallardır vesaire. Mesela işte bilgisayar düzeltiyorum. Direksiyon başındayken insanların uyumaması için mesela gözlerinin açık olup olmadığını kontrol eden bir computer vision yazılımı gibi düşünün. Ya da işte arka tarafa geçip orada uyumaması için koltuğun altına bir sensör koyulması gibi, ağırlık sensörü koyulması gibi düşünün. Bunlar teknik çözümler ama bunu bize yap diyen aslında yasa. Yasa diyor ki orada biri olmak zorunda, biz de çözüm üretiyoruz gibi. İşte az önce bahsettiğim o kaza olayında sorun felsefik tarafta tartışılması gereken bir sorun. Ve bunun örneği yok. Ben özet olarak şöyle cevaplayayım.
insanlar aslında kendisinde olmayan yeteneği de yapay zekada istiyorlar. Mesela hiçbir insan öyle bir kaza anında ki insan beyninin bir tepki verme hızı vardır. Tepkiden ziyade aslında bilgiyi alıp işleyip farkındalık oluşma süresi bile vardır. 0. birkaç milisaniye gibi bir şey. Ondan sonra da bunu tepkiye dönüştürüp reflekslerle aksiyona dönüştürme olayı da aşağı yukarı 1 saniye, 1.5 saniye gibi sürüyor ve bu çok sağlıklı. Yani mesela piyano gibi müzikle, sporla uğraşan sağlıklı ve refleksleri ölmemiş, refleksleri çok sağlıklı, dinç olan insanlar için geçerli. Çoğusu görmüyor bile. Şimdi böyle bir durumda insan karar verirken ne yapardı ki? Mesela kaza yapacaksınız. Hangisini seçecektin? Ya seçecek miydin? İşte ben çocuğu seçeyim ya da 10 kişilik gruba giriyor falan. Ya da işte şu kişi yaşlı, ben ona onun üzerine süreyim. Böyle bir şey yok yani. Bunun bir matematiği yok çünkü. İşte o yüzden felsefe tartışır bunları. Matematik tarafı, bunları detaylı konuşacağım bu slayttan sonraki slaytlarda, matematik. Ama yapay zeka dediğimiz ya da yazılım ya da bilgisayar donanımı, herhangi bir şey, teknolojiyle ilgili herhangi bir şeyin temeli matematiktir. Ama bunun anlamı şu değil: matematiğin iyi değilse bunların hiçbirini yapamazsın değil. Bu da yanlış bilinen bir bilgi açıkçası. Hani hayatında yapay zeka projesi geliştirmemiş kişiler tarafından daha çok söyleniyor. Matematiğin yoksa kesinlikle olmaz falan. Halbuki lise matematiği, yani lise sona kadar okudun, bitti, o sana yapay zeka için yeterli. Ama derinlemesine ineceksen, gerçekten derinlemesine inmek istiyorsan, orası ayrı. Orada çok daha derinlere inmen, daha iyi bir matematik bilgisi gerekiyor. Ama normal lise matematiği iyi bir yapay zeka geliştirici olmak için yeterli, ki sizin eminim çok iyi eğitim alıyorsunuzdur zaten matematik tarafında. Kavram bilimi ve psikoloji, insanın düşünce sürecinin modellenmesi aslında. İnsanın düşünce sürecinin modellenmesi. Bu da aslında psikoloji diye özetleyebiliriz direkt. Psikoloji tarafında da az önce bahsettiğim örnek bile bir örnek olabilir mesela. Bir karar alma durumunda ya da zihin sağlığı ya da bunların belli paternleri izleyerek insanın düşünce sistematiğini ortaya çıkarmak. Mesela şöyle bir durum var. Biz duygu analizi yapabiliyoruz yapay zekada. Sesten, metinden ya da görüntüden duygu analizi yapılabilir. Duygu analizi genellikle 5 tane temel duyu üzerinden yapılır. Genellikle diyorum. Yani bu teknik zorunluluk değil. Ama en basit anlamda, yani birinin mutlu olma durumu, sinirli olma durumu, mesela şaşkın olma olabilir. Ya da calm, yani sakinlik, durağanlık, dinginlik gibi. Yani hiçbir şey yok gibi. Bunlar anlaşılabiliyor. Bunları dediğim gibi metin, ses ya da videodan yapabiliyoruz. Ama normalde, bu benim tamamen farklı araştırmalarımdan öğrendiğim bir şeydi. Normalde insanda 80'den fazla duyu var. Düzeltiyorum, 80'den fazla duygu var. Yani 5 tane duygu yok sadece. Ama 80'den fazla olan duyguyu say desene sayabilir miyiz? Sayamayız yani. Ben de ezberlemedim. Açıkçası kimse de bilmiyor. Ancak o işin uzmanı olanlar belki biliyordur. Ama bunların dışarıya bir yansıması yok. Yani mimiklerden onu takip etmek çok zor olabiliyor. En fazla 20'ye kadar falan takip edilebiliyor. O da mesela benden bunu anlamak zor. Çünkü ben espri yaparken bile gülmüyorum gibi. O yüzden bu tarafta sıkıntı var. Ama bunun insan psikolojisine ciddi bir etkisi var. Yani o duyguların, o hislerin insanın karar alma mekanizmasında çok ciddi karşılığı var. Sonucu etkiliyor. Bu nedenle psikoloji de mesela yapay zekanın bir alt başlıklarından birisi. Sinir bilimi aslında, ilk başta da söylediğim gibi, yapay zeka neuroscience ile başladı zaten. Yani neuroscience'dan kastımız da mesela beyin üzerindeki o işte nöronlarda yapılan çalışmalar.
bu nöron çalışmalarında bir beyin doktorunun, cerrah bu arada kendisi, beyin doktorunun bu nöronun nasıl, neye benzediğini, nasıl çalıştığını sistematik olarak görsellerle çizmesi sonucunda bilim tarafında da, teknik tarafta da bunlar uygulanmaya başladı. Yani sinir bilimi bu işin temeli. Çünkü ne demiştik biyomimetikten? Siz kopyalamak istediğiniz şey neyse onun matematiğini çıkartırsınız ve onun matematiksel kurallarını tekniğe dökersiniz. Burada da bizim ana kaynağımız aslında neuroscience'in kendisi, beynin kendisi, onun kopyasını çıkarmak. Ha, bazı tartışmalar da var. Onu geçeceğim şimdi. Bazı tartışmalara göre de işte insan, yani yapay zeka, o nöronların çalışma mantığı tam olarak insan beyni gibi değil filan. Ama bu önemsiz bir şey. Çünkü tam olarak aynısı olamaz zaten. Çünkü burada bir donanım üzerinde çalışan bir yazılım algoritması geliştirmen gerekiyor. %100 aynısı olmaz. Biyoloji, konuştuk bunu. Ve dil bilim. Dil bilim de aslında sadece yapay zeka değil, bilgisayar bilimlerinin temelini oluşturuyor dil bilimi. Burada da yani dil bilimine ilgisi olanlar varsa özellikle yapay zeka ile birlikte bu alanda ciddi bir atılım oluştu. Ama zaten yapay zeka olmasa bile bilgisayarın temelleri yine dil bilimi üzerine kuruluydu. Fakat orada biraz daha ticari bir farklılıklar falan var. Hani dil bilimci olmak ama aynı zamanda yazılımcı da olmak çok ciddi bir avantaj sağlayabiliyordu. Şöyle söyleyeyim, genel olarak bunları genel kültür olarak bilmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Hani bunu zoraki öğrenme olarak düşünmeyin. Bu alanlarda okuma pratikleri, araştırma pratikleri yapmanızdan bahsediyorum. Çünkü nörobilimde, yani neuroscience tarafında uzmanlaşamayız yani. Bu benim uzmanlık alanım olmamalı zaten. Ben sadece merakımdan araştırıyorum. Sizin de öyle yapmanız lazım. Biyoloji tarafında nasıl uzman olacaksınız? Hani sadece 20 yılını tek bir araştırmaya veren bilim insanları var gibi. Ya da felsefe gibi. Ama biz genel kültür olarak araştırmalıyız. Benim burada özellikle söyleyeceğim şeyler donanım ve yazılım ile matematik tarafında olacak. Bu ekrandan, bu slide'dan itibaren sadece şunların ikisi üzerine konuşuyor olacağım ara ara. Genellikle donanım ve yazılım, bazen de matematikle ilgili biraz bir şeyler söylüyor olacağım. Ama herhangi bir algoritma falan, matematiksel formül göstermeyeceğim. Peki, o zaman şu an ikinci saatimiz de doldu. Bir mola verelim. Sonra tekrar devam edelim.